geçemedi. Sonuç bölümünün başlığı İslamcılar demokrasi sınavını geçemedi. O yüzden hani bu kitap vesilesiyle de tam da bu konuları konuştuğumuz gün ayrıca ağırlamak istedik. Çok teşekkürler Azan, seni dinleyelim. Şimdi bu kadar aslında yarınki toplantıdan hareketle en azından böyle bir bağlam yaratabiliriz. Erdoğan 2012 itibariyle aslında bir kırılma, 2012-2013 itibariyle politikasında bir kırılma yarattı. İzin verirsen abi bir tık öncesine gideyim ki 2012 gelişimiz kolay olsun. 1960'lı yıllarda Türkiye'nin ekonomik büyümesi son derece sert yaşandı. Sanayileşme hızı son derece güçlüydü fakat bu sanayileşme tabana yaygın değildi. 60'lı yıllardaki sanayileşme 1970'li yılların başında büyük sanayi güçlerinin örgütlenmesine ve TÜSİAD adında büyük bir araya gelişe neden oldu. Aynı dönemde bir de Anadolu Kaplanları, yani muhafazakar sermaye diyorlar, İslami sermaye diyorlar. Aynı dönemde Anadolu'da da küçük ve orta büyüklükteki işletmeler palazlanmaya başladı. Bu işletmelerin de, bu sermaye grubunun da arkasına aldığı temel ideoloji işte siyasal İslamcılıktı. Yani sınıftan koparmamak gerekir. Burada mesela bir örnek, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin 1969 yılında seçilen başkanı Necmettin Erbakan'dı. Necmettin Erbakan toptan ayrıldıktan sonra Milli Nizam Partisi'ni kurdu. Yani İslamcılık bu haliyle küçük ve orta ölçekli sermaye sınıfına yaslanarak büyümeye çalıştı. Fakat 1970'li yıllar tabii yükselen sola karşı bütün sermaye gruplarının bir ittifakı söz konusuydu ki milliyetçi cephe hükümetleri bu anlamda işte en böyle karşımızda bir ittifak vardı. Fakat 1980'den ve 90'dan sonra bu ittifak dağıldı. Çünkü bir sol kalmadı. İkincisi Sovyetler dağıldı kürede. Yani bir antikomünist ittifaka ihtiyaç kalmadı. Hal böyle olunca Anadolu Kaplanları'yla İstanbul sermayesi arasında çıkar ortaklığı bir miktar zedelendi. Bu noktada belki 28 Şubat'ı buradan okumak gerekir. Çünkü 28 Şubat bu haliyle İstanbul sermayesinin bir müdahalesi gibi okunabilir. Mesela 1997 yılında MÜSİAD'ın, TÜSİAD değil MÜSİAD'ın, İslami sermayenin 1990'da kurulan örgütü, 1997 yılında 2825 üyesi var MÜSİAD'ın. 2002 yılına gelindiği zaman 1855 üyeye düşüyor. MÜSİAD 28 Şubat sürecinde %35-%40 küçülüyor. 2002'ye geldiğimiz zaman AKP bu zemin üzerinden yükseldi ve 2002'ye geldiğimiz zaman aslında yeni bir ittifaktı bu. Yani 1970'lerde nasıl ki milliyetçi cephe hükümetleriyle sınıfsal ittifak İstanbul sermayesi, Anadolu sermayesi bir araya geliyor ve komünizme karşı mücadele ediyor. 2000'li yıllarda da aslında AKP'nin yaptığı buydu, becerebildiği buydu. Hem İstanbul sermayesini TÜSİAD grubunu arkasına aldı. Hatırlayın, özelleştirmelerden TÜSİAD grubu çok menfaat elde etti. Birçoğundan çok ciddi pastalar aldılar. Aynı anda kendisi de söyledi, benim dönemde tabii, çok zenginleştiniz. Tabii dedi. Tabii doğrudur. Aynı dönemde Anadolu Kaplanları da palazlanmaya başladı. Orta büyüklükteki işletmeler büyük işletmeler haline geldi. Fakat 2010'lu yıllara gelindiği zaman Erdoğan başka bir saldırgan siyasete girişti. Burada artık dedi, bu ikisini ayıralım ve artık kendi sermayemizi, kendi sermaye gücümüzü hegemonya haline getirelim. Bakın burada Aziz Babuşçu'nun 2012'de yılında yaptığı o meşhur konuşma, İstanbul İl Başkanı'ydı AKP'nin. Bundan önceki 10 yılda, ilk 10 yıllık iktidarını anlatıyor 2012 yılında. Bundan önceki ilk 10 yıldaki ortaklıklarımız bundan sonraki 10 yılda olmayacak dedi. 20 yılın tam ortasında bunu söyledi ve ondan sonra zaten liberallerle kurulan işbirliği dağıldı. Aynı zamanda TÜSİAD'la kurulan işbirliği dağıldı ve kendi sermayesini yaratmak üzere hukuku da bir miktar tasfiye ederek son derece saldırgan bir tutum benimsedi. Şimdi bunu yaparken tabii kendi sermayesi, şunu söylemek lazım. Küçük sermayenin büyüme iştahını bu meşhur iktisatçı Keynes şey diye söylüyor. Hayvani içgüdü diye söylüyor. Affedersiniz, böyle canlı yayında bu şekilde söyledim ama bu şekilde ifade ediyor. Küçük sermaye, büyüme iştahı o kadar vahşidir ki işçi tanımaz, emekçi tanımaz. Kural tanımaz. Büyük sermayeden sonra büyümüş, kurumsallaşmış sermaye güçleri bir miktar bunlara izin verme
şeyi vardır, toleransı vardır da küçüğün öyle bir toleransı yok. Saldırgan, saldır. Bu küçük sermayeyi büyütmek için Türkiye işçi sınıfının, emekçi sınıfların üzerinden buldozerle geçtiler. Bu esnada bana kalırsa demokrasi ya da bir tercih mi Erdoğan'ın dili yoksa zorunluluk mu dersek, bana kalırsa bir zorunluluktu. 2013'ten itibaren, hele Gezi'den itibaren Erdoğan'ın önünde bir yol haritası vardı. Ya ilk 10 yıldaki gibi yönetecekti, yani açılımlar dönemi. Demokrat demiyorum ben buna ama demokrat olduğunu iddia eden bir tavırla yönetmeye devam edecekti. Ya da artık dizginleri tümüyle eline alacaktı. Demokrat gibi yönetseydi kendi sermayesini büyütemezdi. Allah aşkına Türkiye emekçi sınıflarının üzerinden bu kadar sert şekilde saldırırken bir tane grev yasaklamadan gidilebilir mi? 3 tane insan bir araya geldiğinde tutuklanan bir ülke kurulmasaydı eğer, Allah aşkına Zonguldak'a, Amasra'ya gittikten sonra Cumhurbaşkanı orada nasıl bir tabloyla karşılaşılırdı? Ben anne tarafından Zonguldaklıyım. 41 insan ölmüş. 2 günde kapattılar mevzuyu. 2 günde. Tertemiz. İşte faşizmin bu noktada fonksiyonel hale geldiği şey bu. Çıt çıkmayan bir toplum. Neden çıt çıkarmamak istiyor? Çünkü bir miktar gevşetse, bir miktar gevşetse bu toplum içinden bambaşka bir şey patlatacak. Bu noktada cuma günkü toplantıya gelelim. Şimdi, yarınki 28 Ekim Türkiye yüzyılı. Yeni bir paradigma inşası, yeni bir paradigma iddiası var. Ertan Aydın diye bir sosyolog, yeni süreci Erol Olçağ olarak ifade ediliyor. Erol Olçok bilmeyenler için hani 15 Temmuz'da rahmetli olmuştu kendisi. Erdoğan'ın herkese boncuk dağıtan PR çalışmasını yapardı. Değil mi? Halkla ilişkiler çalışmasını yapardı. Şimdi o ekipten gibi görünen, o ekolden diyelim bir isimle anlaşmışlar ve muhalif kesimlere de boncuk dağıtan bir tavır sergiliyorlar. Fakat bana kalırsa iş işten geçti. Neden diyeceksiniz? Çünkü Erdoğan'ın 2013'ten sonra izlediği çizgi onun bir tercihi değildi. Amaçlarını gerçekleştirmesi için bir zorunluluktu. Faşizmi kendisi ya faşizm mi olsun böyle mi? Hayır, böyle öyle değildi. Bir zorunluluk olarak tercih etti ve buradan daha geri dönüşü yok. Ve bir sonuç olarak ne oldu? Türkiye'nin müesses nizamı, yani düzeni tümüyle sağa kaydı. Tümüyle sağa kaydı. Bugün merkez sağ diyebileceğimiz ya da merkez sağda bir o boşluğu dolduran bir parti yok. O boşluğu doldurma iddiasında olan partiler var. Bu noktada AKP o boşluğu doldurabilecek mi? Şu anda onun hırsı var. Fakat o boşluğu doldururken toplumsal kesimler üzerindeki baskıyı biraz hafifletmesi gerekir. Ama baskıyı hafiflettiği anda bu toplumun birikmiş öfkesi bambaşka sonuçlara sebep olur. O Erdoğan bence bunu biliyor. Diyeceğim o ki yaklaşık bir ay içerisinde bence Ertan Bey işinden olacaktır. Yani bu politika tutmayacaktır. Bir ay sonra da eski tas, eski hamam devam edecektir. Yani Cumhurbaşkanı da belki bu yöntemlerden hoşlanmayacaktır. Toleransını sona erdirip bu iş böyle olmayacak çocuklar diyecektir. Şöyle de oluyor şimdi. Madalyonun diğer tarafından bakalım. Davet edilen eleştirel gazeteciler yıllardır hakarete uğruyor. Hepimiz yani çok ciddi hakarete uğruyoruz. İlla Erdoğan taraf için değil. Yani iktidar medyası tarafından da yani manşete taşınıyor, hakaretler ediliyor, iftiralar atılıyor, Fethullahçı deniyor, PKK'lı deniyor, şu deniyor, bu deniyor. Sosyal medyada trollerle çok iğrenç ifadeler yanılma. Özellikle şimdi, bu gazeteciler içerisindeki güçlü kadın figürleri yönelik ne linç kampanyaları, aşağılık sözler sarf edildiğini biliyoruz. İlginç bir şey söyleyeyim. Bu davet var ya, bu davetin kendisi bizatihi o davet edilenlere hakarettir. Tabii. Davet edilenlere bir aşağılamadır. Tersinden söyleyeyim. Yani kendisi, davetin kendisi. Bir yandan da şöyle ya bir şey var. Beni böyle bir şeye davet etseler kendimi hakarete uğradım. Aynen. Şu da var. Sayarım. İlginç bir durum. Ben iktidar basını da takip ediyorum. Onlar da rahatsızlar. Çünkü diyorlar ki ya biz yıllardır bunlara küfrediyoruz. Evet. Hayırdır şimdi niye itibar ettik? Yani beni işten edeceksin, beni işsiz bırakacaksın, beni açlığa mahkum edeceksin, beni şafak baskınlarıyla tutuklayacaksın. Hapishaneler gazetecilerden geçmeyecek. Özgürlüğümü her alanda söz söyleme, ifade özgürlüğümü kısıtlayacaksın. Sonra dönüp gel buraya kardeşim seni davet ediyorum. Bak otur buraya beni meşrulaştır diyeceksin. Beni böyle gören bir zihniyet bana hakaret ediyor demektir.
Evet. Beni aşağılıyor demektir. Peki Salim Bey bir şey rica edeyim sonuçta. Ozan'a bir şey hatırlatayım. Meslektaşlarımız var içlerinde nihayetinde. Çünkü içlerinde var diyorum. Ben görüşümü söylüyorum. Tamam bir şey demiyorum canım ben de. Ben 2017 yılında geleceğim, hiç merak etmeyin. Erdoğan Türkiye Odalar Birliği'nde bir konuşma yapıyor. Diyor ki OHAL grevlere müsaade etmeyeceğiz. 2017... OHAL bu işe yarıyor diyor. Evet. Evet. OHAL bu işe yarıyor. Böyle bir şey olamaz. Ve grevleri yasaklamak için kullanıyoruz. Evet, yapılamıyor. Bakın diyor, sendikalarda 90... da ses de yok ya. Ufakça detaylandırayım. Hatta şöyle söylüyor. 90'larda da OHAL vardı ama hiçbiri sizin gibi kullanmadı. Tabii. Sizin için kullanmadı OHAL diyor iş adamları. Ben kullanmıyorum. Diyor. Ben diyor OHAL'i grevleri yasaklamak için kullanıyorum diyor. Sendikalar da bu imkanı veriyorum diyor. Peki tamam. Nihayetinde çok değerli meslektaşlarımız var içlerinde. İçlerinde var diyorum çünkü